Uzmanların önerdiği yerde durmamız lazım tabii ki. Evet, dışarıdan geliyorsak önce ellerimizi yıkayıp üzerimizi değişmemiz lazım. Şu koşullarda gerçekten öyle gözüküyor. Ama kocamızı balkondan silkelemek de herhalde olması gereken değil. Sanıyorum bir işe de yaramaz yani virüsle mücadele etmek için. Şimdi bir miktar kaygılı olmak gerekli bir şey şu süreçte. Yani kaygı programın başında hani bir panik durumu da olacak mı, paniğe mi gidiyoruz gibi bir şey söylemiştiniz. Panikle kaygı farklı şeyler birbirinden. Bir miktar kaygı, bir miktar korku aslında bizi hayatta tutan şey. Yani yaşamamız için gerekli olan bir şey. Çağlar boyunca da zaten kaygı duyan, korkan insanlar hayatta kaldılar. Korkmamız gerekiyor gerçekten şu süreçte bu virüsün yayılmasından. Ama bu korku ya da bu kaygı bizim işlevselliğimizi de bozacak düzeyde olmaması lazım. Yani bir panikten söz ediyorsak bu evet bizi tamamen bloke edecek. Belki süreci sabote edecek bir şey. İşte İtalya'da kuzeyden güneye insanların kaçması gibi yani bir panik durumuyla belki bilmiyorum siz. Daha detayları biliyorsunuz. Panikle kaygıyı birbirinden ayırmak lazım. Bir miktar endişeli olmamız gerekiyor ki tedbir alalım. Tabii. Tedbirler de şu koşullarda hepimizin uyması gereken şeyler. Çünkü aslında bu herkesin dediği gibi toplumsal mesele haline döndü. Bireylerin kişisel olarak hastalanmaktan endişeli olmaması söz konusu olabilir. Yani ben önemsemiyorum. Korona bana bulaşabilir, risk grubunda değilim vesaire gibi düşünceleri olabilir. Ama bu sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Toplumu ilgilendiren bir mesele olduğu için birbirimiz için de kaygılanmamız lazım. Sağlıklı kaygı bize yapılabilecek şeyler listesi verir aslında. Neler yapmalıyız onu gösterir. Ve onu yapmaya teşvik eder. O noktada hani böyle ben çok rahatım, işte kafama takmıyorum, umursamıyorum gibi bir şey aslında şu koşullarda sağlıklı bir şey değil. Ama tabii ki paniğe kapılıp, işte aşırı endişelenip sürekli bununla uğraşmak da sağlıklı bir şey değil. Gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Hepimizin uzmanların söylediği bakanlığın açıklamalarını hepimizin ciddiye alması gerekiyor. Hem kendimizin hem toplumun sağlığı açısından hem risk grubundaki bütün sevdiklerimiz ve komşumuzun yakınları, diğer şehirlerdekilerin yakınları hepimiz birbirimize bağlıyız çünkü bu süreçte. Herkes için bu kurallara da uymamız gerekiyor. O noktada zaten işte 14 kural... temas, yakın temasla ilgili öneriler vesaire bunlara uymamız lazım. Evimizi de hijyenik tutmamız lazım. Ama tabii bu yine uzmanların önerdiği boyutlarda kalmalı. Yani ondan fazlasını yapmanın kimseye bir faydası olmayacak.